sabahtan beri söylediğim görüntüyü bir paylaşayım ama hakikaten Ahmet Kasman Hoca buna yorum yapar mı? Pentagon bunu niye yapar? Onu da merak ettik. Hakikaten UFO'ların hani ismi konmamış uçan objeler diye görüntüsünü yayınladı. Dünya basını sabahtan beri, akşamdan beri bu ben ABC News'un fotoğrafını, bir kare fotoğrafını aldım. Bir de görüntüsü geliyor. Bakalım bir de görüntüsünde ne görüyoruz? Hakikaten böyle bir şey değil mi? Şimdi bu herkes sabahtan beri şey diyor ya, bir boy eksikti, tamam bu da oldu. Yani yeni görüntü değil muhtemelen ama Amerika'nın siyaseti, uzaya bakışı, dünyaya bakışı vesairesi bir mantık, bir büyük stratejinin içinde bir yere oturuyor mu hocam bunlar? Bu yani. Yani şimdi hiç sevmediğim bir işi yaptıracaksın bana ahu. Ve tabii kameranın önünde sorduğun için de bu soruya böyle bir cevap vermek zorunda kalacağım. Spekülatif bu söylediklerim. Yani hiç sevmediğim iş spekülasyon yapmak. Tamam peki. Abi yani yani şimdi zorlamayayım bu, de. Zorlamayayım ama yani. Yok bu yani bununla ilgili oldu, söyleyebileceğim. Bir tek size sorabilirim diye düşündüm. Bilmiyorum, bir tek bana mı sorabilirsin? Eminim cevaplamayı isteyecekler vardır. Ben onlardan biri değilim ama sordum madem söyleyeyim. Yani bu bir emirle yapılan bir iş olabilir. Bu dezenfektan içelim, oy, üstümüze asit dökelim ci başkan bu gündemi bununla bunu değiştirmek gündemi istemiş de ha, olabilir mümkün. Ya da bir ya da birileri bunun iyi bir fikir olduğuna karar vermişler ve Pentagon'da da bir takım tırnak içinde işbirlikçileri bulmuşlar. Latife diye söylüyorum ama yani şey, çünkü görebildiğim kadarıyla o zımbırtı gerçekten manevra yaparak uçuyor. hareketlerinden öyle gözüküyor. En azından ilkinden bahsediyorum. İkincisinin skalasına ilişkin bir fikrim yok. Bir fikir bu. İkinci fikir, bu da ufolog mu deniyor onlara? Bu işlerle var, büyük bir hevesle hevesle ilgilenenler. İkincisi onları sevindirecek bir haber. Hazır bu koronayla dünya birbirine girmişken şunu da aradan çıkar, hani çıkartalım. Bununla ilgili de bir farkındalık. Bir kent efsanesi daha gerçeğe dönüşsün. Bir farkındalık yaratalım diyor olabilirler. Bu bir gene kamuoyunda fikir oluşturmak için yapılmış olabilir. İki gene ufologların hoşuna gidecek versiyonun, en çok hoşlarına gidecek versiyonu. O da şu, bir şeyler olmuş olabilir. Bak, spekülasyonun dibine vuracağız burada. Bir şeyler olmuş olabilir. Bunlar yakın zamanda olacak bir şeylere hazırlık olabilir. Ama bu söylediğim bilim kurgu filminden çıkmış gibi. Ben böyle bir yorum yapmam. Doğru. Ama yani ihtimallerden bahsediyorsak böyle bir ihtimal de var. Yani bir yerden sıkışmışlarsa, değil mi? Hani baştan hazırlamak adına bir şey yapman gerekiyorsa yaparsın bunu diyeyim. O dediğim üzere çok hoşa gidecek herhalde ufologların, bir noktaya kayabilir. Üçüncüsü, bunu yayınladıkları zaman, doğrusu bu benim izlediğim bir haber değil, sen biliyorsundur, şey demiş mi Pentagon, bu işte tanımlayamadığımız görüntülerdir mi demiş. O zaman o sonuncu ihtimal ortadan kalkıyor. Yani işte kedidir, kedi çok istiyordunuz, buyurun bunlar da görüntüler, bundan da bir şey çıkmıyor hani mu demeye çalışıyorlar diyecektim ama öyle dedilerse o kaşıma, o kaşımazmış gibi kaşıma yani. Uzay gücü kuruyorlar da hani onun için bir şey. Ona fonlama yaratmayı da sağlayacak bir şey bu. Yani fakat tabii ona fonlama yaratmak şöyle, kamuoyu desteği sağlayabilirsin. Ama o kamuoyu bu başkanın hoşlanacağı cinsle bir kamuoyu değil. Bunu Amerikan devletinin, işte devlet-i derunu yapıyor olmalı. Fakat tabii bunları ortaya koymakla geçmez. Onunla ilgili sen gayet iyi biliyorsun. Senelerce orada kaldın, temsilcilik yaptın. Bunu gideceksin tepede, yani Amerikan Kongresi'nde
Oraya tepe diyorlar malum, The Hill. Oraya gideceksin, bu işlere fonlama yapan senatörlere bu görüntüden daha fazlasını anlatman lazım. O var mı yok mu? Allah bilir. Hani senelerce şunu biliyoruz, Roswell diye bir bütün bu hikayelerin başlangıcı 1947'de bir işte bir şey düşüyor, bir cisim düşüyor. O düşen cisimden çıkan bir spekülasyon var 1970'lerde. Alıp başını yürüyen. Ama 1990'larda Pentagon onu açıkladı mesela. Açıklayamıyorduk çünkü işte gizli nükleer test programına ait bir gözlem balonuydu o balonu diye açıkladılar. Ha, buna da inanıp inanmamak da tabii insanlar serbest. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de katıldığınız herkesten için de özür diliyorum bu kadar. Estağfurullah, ama yani bunu konuşmak herhalde çok da eğlenceli oldu. Gümrükler